konu komşunun birbirine katlanamadığı, trafikte insanların kırmızı ışıkta yeşile döndüğünde bir saniyesi bile bekleyemediği anı kornayı bastığı, trafiğin çiçeği geçtiği noktada herkesin birbirine katlanamadığı, buyur kardeşim sen geç diyemediği bir sınıra vardık. Ha işte böylesi bir hengamede de nüfusun azalması ister istemez ortaya çıkıyor. Çünkü insanlar kendi geçim imkanlarından da öte o şehrin, o kalabalığın güvenlikten tutun da sosyal, kültürel anlamda kendini eklemleyebileceği, yenileyebileceği muhitlerle buluşabilme sınırları insanoğlunu ürkek, korkak ve bireyselliğe doğru itmeye başladı. Çok değerli Erkam Radyo dinleyicileri, kıymetli Erkam TV izleyicileri, Son Kale programımızın bir başka bölümünde kıymetli hocamız Profesör Doktor Gülfettin Çelik'le yine beraberiz. Bir önceki bölümümüzde kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. Bir önceki programımızda demografik gücün ne anlam taşıdığını, devletler, medeniyetler açısından ne anlam taşıdığını konuşmuştuk. Ve Osmanlı'nın Anadolu'ya gelişinde ve sonrasında uyguladığı demografiye dair, nüfus politikalarına dair bir sohbet gerçekleştirmiştik. Arzu edenler bunu YouTube'daki Erkam TV kanalımızda geçmiş bölümlerden tekrar izleyebilirler. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk efendim. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Buyurun. Şimdi Osmanlı'nın Anadolu'ya gelişindeki şartları konuştuk. Bu nüfus politikasını şekillendiren coğrafya, iklim, geçmiş oradaki devletlerin uygulamaları, mirası, bir de İslam uygulamaları, İslam inancının öğretisinin sağladığı perspektifi konuşmuştuk. Şimdi bugüne baktığımız zaman hocam, işte bugün de çok yoğun bir kentleşme, metropollerde, büyük şehirlerde yoğunlaşan bir nüfus görüyoruz. Benzer bir tablo Osmanlı için de geçerliydi. Yani bir şehirli nüfusu vardı, bir de taşrada köydeki nüfusu vardı. Buradan baktığımızda bu dengeyi Osmanlı nasıl kurmuş? Evet, tabii nüfusun fırsat oluşturma yönü yanında zafiyet getirme boyutu da hep göz ardı edilmemesi gereken bir başlık. Nüfus bir güçtür, bir kuvvettir ama eğer iyi planlanmazsa, iyi programlanmazsa, örneğin işte kent ve şehir arasından iyi dengelenmezse tam tersine yıkıcı bir unsur, yıkıcı bir eksiklik oluşturma potansiyeli de var olan bir konudur. Şimdi modern dönem, modern devlet özellikle sahip olmuş olduğu teknolojiye de güvenerek bu konudaki bazı hassasiyetlerini kaybetti. Ama bu teknoloji bir yönüyle fırsatlar oluştururken tam tersinden de modern devleti zayıflatan, zaafa düşüren unsurlar da şu an taşıyor. Nedir onlar Osmanlı hocam? İle bunu açıklayayım müsaadenizle. Buyurun. Osmanlı döneminde tabii teknolojinin bir durağanlığı var. Yani dönem başından 13. yüzyıldan itibaren diyelim, 20. yüzyılın başına kadar, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren teknoloji değişse de ana hattıyla diyelim, mekanizma ve teknolojide bir durağanlık var. Zaten son dönemdeki değişimle beraber sistemin değişme zarureti ortaya çıkıyor ve nüfusa ilişkin politikalar da farklılaşmaya başlıyor. Ama klasik dönemin tamamında teknolojinin o durağanlığı diyorum, sabitliğinin Osmanlı sisteminde de uygulamalarda bir daimiyetini ortaya çıkarmış. Bu daimiyeti atlamamak lazım öncelikle. Onun şartlarını konuşmak lazım. Sonrasında da modern dönemi o teknolojiyle bağlı mı isterseniz ilave edelim. Şimdi teknolojinin sabit olduğu dönemde, geçen haftaki mevzumuzda üretimin belli bir mekanla sınırlı oluşu, insanın gündelik hayattaki dolaşımının da sınırıyla tüketimin de sınırlı oluşu en nihayetinde, Osmanlı sistemini çok parçalı ama her parçanın kendi kendine yettiği, kendi kendine özel ünite oluşturduğu ama hepsinde birbirine benzediği, çok sayıda legoların var olduğu bir Anadolu'nun tamamına yayılmış, Balkanların tamamına yayılmış tek bir sisteme irca etmişti. Tımar adını verdiğimiz, hani ziraate dayalı boyutuyla tımar adını verdiğimiz, zanaatte de lonca adını verdiğimiz bir üretim mekanizmasıdır bu. İşte ortalama 70 kilometrelik bir mesafede hayat döner Osmanlı'da. O çerçevede bu 70 kilometrede yine yaklaşık olarak 70-100 dönümlük arazilerle çevrilmiş küçük üretim öbeklerinin de
sahaya yayılmış olduğu bir yerleşim mantığını gerektirmiştir. Bu ne anlama geliyor? Osmanlı'da köy esastır. Çünkü tarlaya bir mecburiyet vardır. Çünkü günlük gidiş ve gelişin bile sınırı vardır. Tarım toplumu. Tarım toplumudur. Ziraatle o ihtiyaç karşılanacaktır. Onun da gündelik pazara ulaştırılması için gerekli olan muhit ortalama 70 kilometre. Peki bu 100 dönümlük arazi bir aile için mi, bir ocak için mi? Gibi. Orada da şöyle bir şey, yani bir teknolojinin getirmiş olduğu sınır, evet, taşıma teknolojisinin, ulaşım teknolojisinin sınırını çiziyor ama aynı zamanda üretimin de teknolojisini çiziyor bu. O da nedir? İşte insanoğlunun bir aile demiştik ya geçen haftaki programda, 5 kişiye sağladı demiştik ya, anne baba ve çocuklarla beraber aldı demiştik. Bunun bir çift öküz ve bir sabanla buluşacağı bir işletme ölçeğini ortaya çıkarmıştır bu zaruret. Evet. Evet. O da ortalama 70 kilometre çapta, maksimum işte yine 100 dönümlük bir arazide, 5 kişilik bir ailenin kendi yaşasını karşılayabileceği, geçimini karşılayabileceği, artanı da pazara sunabileceği bir işletme ölçeği doğmuştur. Bir akış var. İdari akış sistem var. Buna göre şekillenmiş. Ha, bunu da devamiyetini sağlayacak bir idari yönetim mekanizması kurmuş Osmanlı. İşte tımarlı sipahi oraya koymuş, kadıyı oraya koymuş. İşte diğer unsurlar, imam ya da o köydeki ihtiyaran diyelim, örfü adeti takip eden unsurları da eklemiş ve köylüyü adeta sabitlemiş. Bunu da vazgeçilmez olarak görmüş Osmanlı bütün varlığı döneminde. Çünkü teknoloji böyle bir zarurete şart koşmuş. Oradan şehre atlayalım müsaadenizle. Tabii köy ve köylülük esastır ama en nihayetinde insan unsurunun ana ticaret hatları üzerinde, nehir kıyılarında, limanlar coğrafyasında, zanaate dayalı, o ziraatin getirmiş olduğu artıyı tüketebilecek ama bunu zanaatle de ikame edebilecek bir başka geçim ortamı daha var. Yani dünyada dönem itibariyle tarım ekonomisinin hakim olduğu ama Osmanlı'nın hüküm sürdüğü coğrafya itibariyle de ticaret yolları üzerinde hakimiyeti sebebiyle şehirler de var. Zanaatle beslenmiş. Evet. İşte diyelim ki kırda üretilmiş olan buğdayı o anlamda başka bir takım unsurları çevirebilecek olan, kuskusa çevirecek, ne bileyim işte keşkek yapmaya vesile olacak, bir sürü gıdasal tüketim mallarına çevirebilecek olan bir zanaat diyelim. Ya da deriydi örneğin, demirdi örneğin, başka bazı üretilen unsurları yoğurabilecek ve bir şekle şemale çevirecek, insanın ihtiyacını tanımlayabilecek olan bir zanaat dünyası var. Bu da şehri oluşturan bir unsur. Yani bir tarafta köyde ziraat, kasabada ve şehirde de zanaatle oluşmuş yani bir tarafta tarım toplumu, bir tarafta da ticaret toplumu. Ve zanaat toplumu. Evet. Bu iki unsurla Osmanlı kendi yerleşim mantığını kurgulamış. Ama birinin diğerini yok etmeyeceği bir mantığı da hep gözetmiş. Köylerin boşalmasına izin vermemiş. Kaçan göçen olursa yakalamış, geri getirmiş. Bunu nasıl temin etmiş hocam? İşte onun yolu şöyle olmuş. Birisi oluşturduğu hukuki düzende bir süreklilik arz etmiş. Her ne kadar Osmanlı İslam öğretisinin ya da uygulamasının bir neticesi olarak her padişah yeniden kural belirleyen bir otorite ise de Osmanlı gelenekçi bir devlet. Teamülleri var. Teamülleri vardır ve kanuni kadime hep atıfta bulunarak onu daimiyetini sağlamaya gayret etmiştir. Padişahlar da daha önce çıkarılan kanunnameleri tasdik ederek, yenilerini yanılmayarak o eski düzeni devam ettirmeye gayret etmişler. Bir önceki programda devlet aklına dair bir tespit yapmıştık. Bu da devlette devamlılık galiba. Gibi. Yani bu olmazsa olmaz olarak görülmüş ve atlanmamaya çalışılmış. Yani divanın, Osmanlı bugünkü işte bakanlar kurulu diyebileceğim divanın gözettiği hususlardan bir tanesi budur. Örfün korunmasıdır, kanunun kadimi korunmasıdır. Buna ilişkin tabii arşivleme sistemi kurulmuş. Osmanlı arşiv düzeni ve sistemi dünyada eşi olmayan bir düzendir. Tabii modern dönem bunları aşıyor şu an. Hani bunların ötesinde ya bizim zaten bilişim sisteminin altında ciddi bir dijital bir ağımız zaten var. Bir hukuki düzenimiz zaten var. Teknolojimiz daha ötesinde fırsat veriyor diye bakıyor. O anlamda bu rahatlık da modern dönem şu an kurgulanıyor. Köyden şehre, şehirden köye ya da başka coğrafyalara göçe o anlamda çok da kayıtlı kalmıyor modern dönem. Problem olmayacağını varsayıyor. Ama 100 yıllık geçmişte gördük ki, hani bunu 1900 esas 60'lardan itibaren ele alalım. 70 yılda Türkiye ya da modern dünya yerleşim itibariyle bile
nüfusu çok ciddi bir problem olarak önünde gördü şu an. Bir önceki programımızda değindiğimiz aslında gelişmişlik paradigmasının alt bahisleri bunlar. Yani büyük şehirlere yoğunlaşmış bir dünya nüfusunda gelişmiş alan olarak biz bugün büyük şehirleri tanımlıyoruz. Evet. Ama büyük şehirlerde baktığımızda kadın başına doğum oranlarımız aşağıya düşüyor. Ya. Bugün Türkiye'de de büyük şehirlerimiz, ilk 5 şehrimize baktığımızda orada çok düşük doğum oranlarımız var. Taşra'da ise doğum oranları görece olarak biraz daha yüksek. Ya. Şimdi tabii teknoloji fırsatlar oluşturmuş. Osmanlı o teknolojinin o durağanlığında şehirlere yığılmayı istememiş. Çünkü erzakla beslenebilecek olan nüfusun belli bir haddi var. Ulaşımı getirdiği bir sınır var. Savaşı var, kıtlığı var, başka zorlukları var. O şehrin asayişi tabii, var. Asayişi var. Devlet bunu gördüğü için kısa süreli değil, 500 yıla yayılan bir politika uygulanmış. Ve bundan da vazgeçmemiş hiçbir zaman. 19. yüzyılın ikinci yarısında o teknolojiyle beraber biraz artık zafiyetler doğmaya başlamış. Bir de 1600'lerden itibaren, 1580'lerden itibaren başlayan, artık Osmanlı sistemindeki zafiyetten kaynaklanan ve nüfus üzerinde tahakkümünün azaldığı, kaybolduğu, kontrolünün kaybolduğu bir dönem var. Yani 1700'ler, 1800'ler o tarihlerde, yani yaklaşık 200 yıllık bir dönem, Osmanlı üzerinde hakimiyetin zaafa düştüğü, kontrol edemediği bir dönemdi. Ama devlet buna rağmen, yapısının zafiyete evet, düştüğü. Aynen. Buna rağmen ama asli olarak politikasına vazgeçmemiş. Yine köy demiş esas demiş, şehir demiş talidir demiş. Hani yaş ibate açısından ve nüfusun daimiyeti açısından, beslenmesi, refahın koruması açısından böyle demiş. Ama diğer taraftan da şehri esası almış. Çünkü şehir aynı zamanda medeniyet demiş, zanaat demiş, aynı zamanda sanat demiş, estetik demiş, musiki demiş, görsel demiş, diğer kültürel unsurlar demiş. Hep şehri övmüş, şehri ulaşılabilecek olan bir seviye olarak görmüş. Ama orada da şehrin kendi içinde de insanların farklılaşmalarına izin vermemeye çalışmış. Yani şehrin kendi içinde de bir kargaşa olmamasına özen göstermiş. Müslümanlar belli yerlerde, gayrimüslimler belli yerlerde yaşamışlar. Onların hayat tarzlarını belli bir düzenine tutmaya çalışmış. Sınıf farklarının doğmasını önlemeye çalışmış. Fakir ile zenginin yan yana olmasını çabalamış. Evlerin malzemelerini bile belli prensiplere göre kullandırtmış. Yani gayrimüslimlerin evlerinde kullanılan taş ağırlıklı inşaat malzemeleri, Müslümanlarda ise ahşap ağırlıklı inşaat malzemeleri. Tabii coğrafyaya göre değişiyor bunlar, öyle diyelim. Ama ana hattıyla o şehirde yaşayan insanların birbiriyle farklılaşmalarını bir izin vermemeye çalışmış. Çünkü bunda yıkıcı unsurlarını görmüş Osmanlı, biliyor yani. Nereden biliyor? Roma'dan biliyor, Bizans'tan biliyor. Çünkü oradaki sınıf farklılıklarını görmüş. Bunların toplumlarda neye mal olabileceğini görmüş. Bir de İslam öğretisinde emredici hükümleri var. Ne yiyorsanız onu yedirin demiş. Köleyle efendi arasında Osmanlı'da bir farklılık bulamazsınız o anlamda yani. Mesela bakın tereke defterlerine, yani kayıt, miras kayıtlarına bakarsanız her yerde benzerdir hemen hemen yani. Yani Müslüm'de de benzerdir, gayrimüslim'de de benzerdir. O şehirde genel bir oydaşma vardır. Ha, modern dönem insanı bunlara ilişkin kaygıları yaşamayan insan olmuş. Teknolojiye güvenerek bunu yapmış. Bir de yine son 30 yılda özellikle dünya sistemi küreselleştikçe sınırları da aşan bir rahatlığa varmış. Demiş ki ya nüfusu 86'dan 100 milyon niye çıkartalıma evrilmiş iş. Bunu besleyecek olan altlıklardan adım adım vazgeçmiş devletler, politikalar, uygulamalar. Yani yıkıcı bir özgüvenimiz var hocam. Gibi. Son modern zamanlarda. Bu tabii birçok sebeple buraya varmış ama tabii devlet aklının bunları görmesi gerekiyor. Buna uygun planlamaları alması gerekiyor, tedbirlerini ortaya koyması gerekiyor. Mesela sanayi demişiz, fabrikalar kurmaya başlanıldığında denilmiş artık köyde yaşama ihtiyacı eskisi gibi yok. İnsanların şehre göç etmesinde bir şey yok. Bir mağduriyet oluşturacak bir durum yok. Bir beis varsın, yok. Göç etsin. Niye? Köyde niye ihtiyaç yok? Çünkü traktör var denilmiş. Yani 1000 kişinin yaptığı işi bir traktör yapıyor. O zaman köyde insan niye o mağduriyeti yaşasın? Gitsin fabrikada işçi olsun denilmiş. Hakikaten traktör bize o kolaylığı sağlamış. Sağlamış ama o traktörün veremeyeceği başka hususlar aslında atlanmış oldu orada. O da nedir? Nüfusun şehre yığılmasının getireceği zorluklar karşısında
köyde kalmasının getireceği artılardan da mahrum kalmışız. Bugün de benzer bir şekilde biz işte köydeki zirai faaliyetleri üretecek nüfusun olmamasından yakınıyoruz. Oraya geldik şu an. O husus daha öteye taşıyabiliriz. İşte ziraatta örneğin nüfusun şehre yığılmasıyla sanayi üretimimiz artmış. Bu sefer sanayi esaslı bir topluma dönüşmeye ihtiyacımız olmuş. Beklemişiz aslında. Denilmiş ki ya merak etmeyin, sanayi ister istemez ham maddenin kolay bulunabildiği alanlarla eklemlenecektir. Tarımsal üretimimiz de güçlü olacaktır. Merak etmeyin. Aç açık kalmayız. Denilmiş ama. Kim demiş hocam bunu? Genel politika üreticileri böyle yaklaşmışlar. Teorisyenler böyle yaklaşmışlar. Yani bu Fransız ihtilalinden sonraki süreç birazdı galiba. Mesela diyelim ki iktisada ilişkin teoriler böyle tanımlanmış. Denilmiş ki merak etmeyin. Siz her şeyi serbest bırakırsanız teknoloji zaten o serbest dolaşıma fırsat verecektir. Tren var, ne bileyim otomobil var. Artık telgraf çıktı denilmiş. Son asırlarda, son dönemlerde daha da ötesi oldu bunu. Uçağına varıncaya kadar fırsatlar doğdu. Siz serbest bırakırsanız doğal olarak insanlar zaten maksimum karını, maksimum refahını görerek herkes şehre yığılmayacaktır. Köyüne kalacaktır. Çünkü refahını orada bulacaktır denilmiş ama maalesef moda, özenti, bilgi eksiklikleri, benzeşme diyelim, özentileri diyelim, popüler kültürün cazibesiyle insanlar belli dönemlerde belli alanlara yığılmalar oluşturmuşlar. Mesela şu an çok açık bir şekilde büyük şehirlerden Anadolu'ya kaçışlar var. Özellikle Ege ve Akdeniz'e doğru kaçış var. Ama bu genç nüfusta değil hocam. Biraz doğru. Daha ileri yaşlarda. İşte artık ötesini, hayatın ötesini, yeter yoruldum artık diyen insanların şehrin karmaşasından kaçanlar. Şimdi bunun ortaya çıkarttığı mesela bir fırsat var şu an değil mi? Yani insanlar rahat nefes alıyorlar bilmem ne ama şimdi şehirden köye geçişin de o anlamda çıkaracağı bazı ek zorluklar var. Bu insanların oradaki yeraltı hizmetleri, sosyal ihtiyaçları, kültür, iletişim, üretim ihtiyaçları. Bunların da çalışılması gerekiyor. Sağlık ihtiyaçları, güvenlik ihtiyaçları falan. Dolayısıyla şuraya getireceğim. İnsanın kendi beğenisi, kendi tercihi sosyal, ekonomik ve siyasal devamlılıkla örtüşmeyebiliyor. Devletin bunları gözeterek bazen emredici, çoğunlukla özendirici tedbirlere ihtiyacı var. Yani bir maslahata, bir siyasete ihtiyacı var. Gibi. Şimdi modern Türkiye bunların hala içinde değil. Yine insanın beğenisine, tercihine bırakılmış bir mekanizma hala işliyor. Demokrasi ya da modern dönem, modern dünya insanları yönlendirmeden uzak olan bir dünya demek değil. Ben sadece fırsat oluştururum. İhtiyacı olduğunda da giderim oraya altyapıyı kurarım, hizmetimi de veririm değil modern dönem. Daha fazla planlamayı gerektiriyor. Çünkü uzun vadeli dönemler, işte Osmanlı'nın 600 yılı, Roma'nın işte şu kadarlık asırları bize bunu göstermiş. Çalkalanmalar var, dalgalanmalar var. Bu dalgalanmalara belli bir yere kadar izin vermek gerekiyor. Devletin o hükümran iradesinin, uzağa öngören tecrübesinin, birikiminin devreye girerek, İnsanlara bazen kanunla özendirilen, bazen de cebren yerine göre zorla bir yönlendirme girmesi gerekiyor. Hocam işte ama tam burada bizi izleyen genç kardeşlerimiz farklı bir şekilde bizi dinleyeceklerdir muhtemelen. Yani ne demek yani biz bu özgürlüklerimizden niye ödün verelim ki, niye vazgeçelim ki sorusunu soracaklardır. Şu anki 5-10 yılın arkasından gelecek olan zorluklar dönemine hazırlık açısından. Bunun zarureti aslında var. Çünkü modern dönem şu an tıkanmaya vardı. Yani şehrin artık kapasitesi bitti. Biraz da bunun kökenini belki insanı arzularıyla tanımlayan, insanın arzuları üzerinden bir tüketiciye dönüştüren o vahşi kapitalizmde aramamız gerekiyor. Doğru. Öze dönersek nüfusun taşımış olduğu anlam demiştim. Geçenki programda girişte. Modern dönemde nüfusun taşımış olduğu anlamı o anlamda yeniden sorgulama ihtiyacımız var. Nüfus sadece var olan küresel ekonomik düzenin, kültür düzeninin diyelim, üretimini sağlayan ve tüketimini sağlayan bir unsur mudur? Böyleyse eğer hangi coğrafyanın ya da hangi itkin gücün tüketimini ya da üretimini sağlayan bir nüfustur bu? Açık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, yani Türkiye toplumsal sisteminin önceliğinde bir nüfus mudur bu? Yoksa küresel kapitalizmin,
küresel dünya sisteminin nüfusu mudur bu? Evet, çok güzel bir yere geldik hocam. Yani sanayi 4.0 diyorlar sanayi devriminde. Evet. Burada robotların ürettiği, insanların tükettiği bir dünyadan bahsediliyor. Ve bu noktada insan sadece bir tüketiciye indirgeniyor. Ve bu insanın tüketiciliği de insanlığı tüketene kadar var. Evet. Ama çerçevede, bunun istisnası olan ülkeler de var. Ya. Şimdi bu çerçevede bence Türkiye şu an bir tıkanmaya doğru gidiyor ağır ağır. Sadece Türkiye mi yoksa yok, ben tabii Türkiye insanlık açısından. Genel evet. olarak insanlık zaten bu tıkanmayı yaşıyor ama Türkiye bu noktada biraz daha bence mağdur. Neden? Çünkü bizim topu topu 86 milyon nüfusumuz var. Şu anki gidişatta siz ifade ettiniz geçenki beraberlikte. Nüfus projeksiyonumuz ortada. Hı hı. 100 milyona varamıyoruz. Tekrar geriye dönüyoruz. En iyimser senaryoda 100 milyona geliyor hocam. En i̇şte, iyimser. Tabii geleceği de hani o riskleri dikkate alırsak savaşlar, kıtlıklar, zorluklar bu iyi şartlardaydı bu. Paris 2024'te gördüğümüz tabloya bakarsak ya, bir de işin tabii, bu LGBT propaganda dayatma mevzusu var. O 90'larda kalırız yani biz. 92-95'e geçemeyiz o durumda yani. Yani Türkiye kendi nüfus probleminde dünyaya göre kendi içsel problemlerini daha fazla yaşayan, daha hızlı yaşayan bir devlet, bir toplum. Hı hı. Bu itibarla daha hızlı ihtiyaç, tedbir gerekiyor. Biz daha fazla acil tedbir almamız gerekiyor. Mesela nedir o? Şimdi şehirde nüfus nedir? İşte Osmanlı coğrafyasında nüfus şehirde şöyledir diye tanımlanmıştı. Ve buna ısrar etmişti Osmanlı. Osmanlı'nın son döneminde bile hani İstanbul'un nüfusu 1 milyondur. Hı hı. Halbuki daha fazla kapasitesi vardır İstanbul'un. Besleyebilir durumdadır yani. O kurmuş olduğu mekanizmayla daha fazlasını besleyebilirdi. Buna rağmen izin vermedi Osmanlı. Nasıl izin vermedi hocam? İşte nüfusu hareket sınırlarını getirdi. Oradaki temel evet. uygulamalar mesela mürür tezkeresi, evet, yani kefalet sistemi gibi şeyler. Tedbirler olarak yani mürür tezkerelerini devreye soktu. İlaveten kefalet sistemi mesela koydu. Gedikler koydu mesela. İşte loncaların o anlamda üretim hatlarını belirledi. İstanbul'a girebilecek olan derinin miktarını belirledi, kumaşın miktarını belirledi. Üretilebilecek olan kapasiteyi tuttu orada, sınırlı tuttu. Bu tüketimi de o anlamda sınırlıyordu. Şehre giren emek nüfusunu belirledi, sınırladı onu. Yani ölçeği tayin etti ve onu korudu Osmanlı. Şimdi modern devlet bunu gözetmiyor, niye? Teknolojiye güveniyor. Teknoloji çözer diyor. Benim 30 katlı bir binada bile insan yaşatabilecek gücüm var diyor. Hidroforu koyarsam, asansörü koyarsam diyor, 50 katlı bir binada bile insan yaşayabilir diyor. Diyordu belki. Çünkü Covid'le beraber hocam devlet kapitalizmi diye bir kavram girdi hayatımıza. Yani devletin piyasada daha aktif rol alması gerektiğini Batı ülkelerinde de yazıp çizen bir sürü akademisyen ortaya çıktı. Niye? Çünkü mevcut düzende Covid'le beraber ortaya çıkan tabloda bir anda dünyada mal ve hizmet dolaşımı kesildi. Doğru. Bu kesildiğinde de sistem çöktü. Ya. Ve fiyatlar yükselmeye başladı. Enflasyon yükseldi. Üstüne jeopolitik krizler derken akış bozuldu şimdi dünyada. Tarihin tekrarı aslında bu. 1300'lü yıllarda dünyada Kırım'dan başlayan bir veba salgını var. Hı hı. Avrupa'ya ulaşan ve Avrupa'nın 1/3 nüfusunu yok eden bir salgın bu yani. Ve daha çok da şehirleri, kasabaları yok etti bu. Yani nüfusun yoğun olduğu, yığın dolaşımın olduğu yüksek olduğu limanlar durumlarda risk çok daha yüksek oluyor. Evet. Yıkıcı oluyor. Modern dönem bunları artık daha fazla hissediyor. Çünkü paylaşım problemi olağanüstü durumlarda ciddi problem haline geliyor. Avrupa'nın yani, nasıl birbirine girdiğini gördük ya, aşı ve tıbbi malzemeler yani konusunda. Öyle. Şimdi bunları da görerek devletin daha böyle nüfusu yaydığı, artık teknoloji buna daha fazla fırsat da oluşturuyor. Evet. Yine bir çağa varması lazım. Aşamaya varması gerekiyor. Misalen şimdi yüksek öğretim modern dönemin temel bir ihtiyacı. Yani belli bir mesleği, belli bir zanaatı ya da belli bir vatandaşlık kültürünü belli bir noktaya da elde etmiş olan insanın daha ihtisasa dönük bir eğitim ihtiyacı açık. Çünkü teknoloji, insan ilişkileri böylesi bir eğitim düzeyi hep sürekli gerekli kılıyor. Yenilenme ve ilerleme gerekli kılıyor. Ama artık mekan bağımlılığı azaldı bu noktada. Uzaktan eğitim diye bir şey çok daha baskın hale gelebiliyor. Evet, bu pandemi döneminde bunu tecrübe 200 ettik. 200 şehrin, yani 208 üniversitenin diyelim daha doğrusu, merkezde olduğu bir yüksek öğretim ağını
belli bir mekanla bağımlı olmaktan çıkaracak, o nüfusu, o eğitim alınan ortamı da buluşturma zaruretini ortadan kaldıracak yeni bir yaklaşım gerekiyor. Bu birçok noktadan işimizi kolaylaştıracak olan bir husus. Çünkü şu anki haliyle bile biraz önce ifade ettim, nüfusun artık bu kadar iç içeliği artık bizi kaldırmıyor. Bir takım sosyal problemlere varan gelişmeyi yaşıyoruz şu an. Konu komşunun birbirine katlanamadığı, trafikte insanların kırmızı ışıkta yeşile döndüğünde bir saniye bile bekleyemediği anda kornayı bastığı, trafiğin içe geçtiği noktada herkesin birbirine katlanamadığı, buyur kardeşim sen geç diyemediği bir sınıra vardık. Ha işte böylesi bir hengamede de nüfusun azalması ister istemez ortaya çıkıyor. Çünkü insanlar kendi geçim imkanlarından da öte o şehrin, o kalabalığın güvenlikten tutun da sosyal, kültürel anlamda kendini eklemleyebileceği, yenileyebileceği muhitlerle buluşabilme sınırları insanoğlunu ürkek, korkak ve bireyselliğe doğru itmeye başladı. Yani nüfus projeksiyonumuzu konuşacak olursak eğer, yani nüfus artışını sağlayacak ek tedbirler düşüneceksek sadece ey aile nüfusu artır, sana geçim imkanı veriyorum bak hani ey hanım, ey bey asgari ücreti şu noktada çıkarttım bak sana da çalışma fırsatı oluşturuyorum. Kadınlar, hanımlar siz de çalışabilirsiniz. Evde bakım imkanı veriyorum, emzirme imkanları veriyorum, analık babalık haklarınızı artırıyorum yetmez, daha ötesi lazım. Geçen programımızda bahsetmiştim hocam, Güney Kore bu bahsettiğiniz şekilde 70 milyar dolar harcamasına rağmen bir arpa boyu yol alamadı. Ha bizim çok ciddi artlarımız var zaten. Bizde hala aile asli unsurumuz, hala parçalanmadı, yok olmadı. Var olanı biz biraz da fazla hani endişeden dolayı önemsiyoruz. Dönme fırsatımız hala var ama akademik öncülükte devlet politikasının desteğinde bambaşka bir konsensüs daha lazım. Yeni bir konsensüse varmamız lazım. O da ne şehir ne köy, aile esasında bireyi aileyle tanımlayan, ailedeki işte beş nüfuslu o aileyi tekrar Osmanlı'daki gibi yeniden önemseyen, onu esası alan yeni bir mantıkta buluşmamız gerekiyor. Belki şehir planlamasını, belediyelerin planlamalarını, bütçeyi, bu perspektifle ele almamız gerekiyor. Bize bireyi merkeze alan bütçe yaklaşımları, planlama yaklaşımları dikte edildi. İşte salt şehir değil. Yani köyü de içine alan, kırsalı evet. içine bir bütünlükte bunu kurgulamak gerekiyor. Çünkü şehir artık kaldırmıyor. Bir de ikincisi İstanbul'un da Türkiye'nin deprem gündeminde, Marmara'nın deprem önceliğinde, şehri yeniden planlarken de siz ifade ettiniz. Bir usta vurgu yapmak gerekiyor bence. O da bireyi nasıl Osmanlı işte gündelik hayatta bir sefer, seyir-i sefer muhiti çizmişti. 70 kilometrelik daireyi. Gündelik hayatta bir insanın teknoloji yüksek bile olsa, metroya ihtiyaç hissetmeden, bir otobüse binme zarureti hissetmeden, gündelik hayatta yaşayabileceği muhiti bir çizmemiz lazım. Orada tehlikeli bir yalan var ama hocam, ona dikkat etmek gerekiyor. Şimdi dünyadaki bazı yazar çizerler, 15 dakikalık şehirler diye tanımlıyorlar bunu. Onları da yönetilebilir farklı alt birimler ve öyle bir şey de var. Ona da ihtiyatla yaklaşmak gerektiğini söylüyor münevverlerde. Ya şöyle bizim artımız şudur. Biz lokalde yaşasak devlet bütünlüğünü, ümmet bütünlüğünü hiç kaybetmedik hamdolsun. Elhamdülillah. Yani biz Kurtuluş Savaşı döneminde bile hep gözümüz iktidarda, otoritedeydi. Yat dese yattık, kalk dese kalktık. Hocam çok güzel bir yere getirdiniz. Programın da sonuna yaklaşıyoruz. Hani 1. Cihan Harbi'nin sonunda bizim devlet aklımız askerleri harbin en hararetli zamanında bile köyüne göndermiş. Nüfus devam etsin diye. Bakıyorsunuz devlet aklındaki devamlılıktan bahsettiniz ya. 1924 yılında yayınlanan Salname, Cumhuriyet döneminde Osmanlı'da yayınlanan Salname'nin devamı. Aynı formatta, aynı akışta. Tabii. Aslında Türkiye politik olarak normalde ana hattıyla adım adım bazı şeylerin değiştirdi. Mesela şehirlerin büyüme dönemi 1960'lardan sonradır, öyle diyelim. Şehrin egemen oluşu 1970'lerden sonradır. Köyün yok oluşu 1990'lardan sonradır. Hani şehrin karşısında söylemeye çalışıyorum. Adım adım o anlamda bir tek vardır bizde. Ama bütün bunlara rağmen o bütünlüğümüz yine o temel yaklaşım yine esastır.
Yine büyük dönme, şehirlerimizde memleket festivallerimizi kutluyoruz. Mesela yani gibi. Bu ölçekte konuşacak olursak yine şehir ve köy bağlamında insanın gündelik yaşamının esası alındığı, araç, gereç, materyale en az ihtiyaç hissettiği ama ailesiyle beraber yaşayabileceği muhitleri tekrar kurgulamak gerekiyor. Mahalleleri tekrar, ihya etmek gerekiyor. Bu esas aileyi büyütecek olandır. Yoksa eğer yine aileyi parçalayacak olan diğer unsurlar göz ardı edilirse, misalen şu an diyelim ki bir kentsel dönüşüm diye bir politik gündemimiz var. Kentsel dönüşümde bir sitenin, bir evin, çocuğunun oynayabileceği oyun parkının 3 dakikalık, 5 dakikalık mesafede gözetemezsek, bir yaşlının, emeklinin gidebileceği caminin yanında yine sosyalleşebileceği, alanları, kültür anlamında kendini yenileyebileceği, dinlenebileceği mahalleleri, ortamlarını kurgulayamazsak, bir hafta sonu bir ailenin kafasını dinleyebileceği muhiti, ortamı, arabalarla gitmesi gereken bir saatlik muhit olarak düşünürsek eğer, çözüm üremeyecektir. Şehirler bizim için tahammül edemediğimiz cendereleri dönüşecek. Ben bu noktada bir politika önerim de var aslında. Şudur. Buyurun hocam. Fırsat bu fırsattır. Belediyelerin ya da bakanlıkların o yönüyle yeni o yerleşme planlamasında bu şartların sağlanmasına dair ek bir tedbir, şöyle bir fırsatı var diye düşünüyorum. Şöyle bir fırsatı ek tedbir olarak kullanabilir gibi geliyor. O tanımı yapar, o tanımın maliyeti ortaya çıkar. Parkın maliyeti şudur, dinleme mekanı maliyeti şudur. Öğrencinin öğleden sonra gidip gelebileceği yaygın eğitim, işte sosyal, sportif, kültürel faaliyet yürütebileceği binaların maliyeti şudur. Hesap eder, kitap eder. Bununla alakalı da o planlama ortaya çıkar. Ona uygun olan yapılaşmalara izin verir. Olmayanların maliyetini, bedelini o insanlara ödeyerek o insanların o muhitleri boşaltabileceği ek tedbirler alır. O parkı bir şekilde sağlar. O parkın mekanında oturan, daha önce oturan insana özendirici bir takım fırsatlar verir. Onu başka bir muhite taşır. Orada ona fırsatı verir. Ve belediye de, devlet de bu noktada o muhit ortamlarında, lokal ortamlarda yeni fırsatlar elde eder. Yani çok bir tarafta güzel. Binalar yenilenirken, depreme dayanıklı hale getirilirken, diğer tarafta da özendirici ek tedbirlerle o insanların o bölgeyi boşaltmalarını sağlamak gerekiyor. Öbür türlü daha yüksek katlı boşaltırken de bir mahalle olarak orayı tekrar ihya edecek. Etmesi gerekiyor. Neden? Çünkü bu yapılmazsa önümüzdeki 10 yılda, 20 yılda oraya yapılacak harcama, ister sağlık harcaması, eğitim harcaması, ulaşım harcaması, maliyeti çok 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 daha ötesi zaten. Tıbbi ve psikolojik rahatsızlıklardan ortaya çıkan harcamalar da bunun bile, üstüne cabası. Hepsi yan yana eklerseniz maliyeti çok daha öte. Bunların maliyetin devlet ödeyeceğini, devlet bunu bireye ödetmenin yolunu bulmalı. Bir fırsat oluşturarak da bunu yapabilmeli. İnşallah. Tabii bütün bu çalışmalar içinde belki hocam, sizin de rektörlüğünü yaptığınız üniversite çok ciddi çalışmalara katkı sağlıyor. Belki aile araştırma merkezlerinin bütün bu çalışmaların akademik altyapısını oluşturmak üzere sayısı artmalı. Hamdolsun biz üniversite olarak böylesi bir yaklaşımı sadece merkezler düzeyinde değil. Emin olun derslerin içeriklerine varıncaya kadar, öğrenci kulüplerinin uygulamalara varıncaya kadar uygulamaya gayret ediyoruz şu an. Yürüttüğümüz projelerle mahalleye ulaşıp, muhite ulaşıp, onlarla entegre olup o şehri rahatlatacak, şehri bilgiyle buluşturacak mekanizmalar kurmaya gayret ediyoruz. Ha, ne kadar beceriyoruz bilemiyorum ama böyle bir niyetimiz oldu. Allah razı olsun. Allah sayısını artırsın. Güzel bir örneklik bu. Bir de belki bizim de Aile Vakfı ve Büyük Aile Platformu olarak bir önerimiz, İstanbul'da bir Dünya Aile Ajansı'nın kurulması ve bütün bu çalışmaları, yani mevcut bizim gelişmişlik paradigmamızda bireyi merkeze alan paradigmanın yerine aileyi merkeze alan bir paradigmanın ortaya çıkmasını, teorik altyapısının çalışılması, pratik uygulamaların, iyi uygulamaların farklı coğrafyalara da taşınabilmesine bir zemin oluşturulması gibi önerilerimiz var. Bütün bunları güzel bir sohbette dile getirme fırsatı bulduk hocam. Bu bütün bu paylaştığınız kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz. İnşallah ilk fırsatta tekrar beraber olmayı dileğiyle. Ben de teşekkür ediyorum fırsat vermiş oldunuz. Böylesi önemli bir konuda ısrar etmek gerekiyor. Daimiyet olsun inşallah. İnşallah, inşallah.
Çok kıymetli izleyicilerimiz, değerli dinleyicilerimiz, Son Kale programımızın bir başka bölümünde daha sizinle beraber olduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.